Reşid'in tecrübeli ve kurnaz veziri Ebu Fadıl, acaba ok atmaktaki maharetlerini göstermezler mi? Ne haddime sultanım, sizinle Arabistan'ın değme okçuları bile baş edemezler. İnsanın haddini bilmesi de bir meziyettir Mamafi, bir tecrübe edin. Emriniz başım üstüne sultanım. Sizin için fena sayılmaz. Eminim diğer marifetleriniz daha üstündür. Güzel sultanım, sebebi ziyaretim başkadır. Bilmem nasıl anlatayım. İnsanın içine aşk ateşi düşmeye görsün. Geceleri gündüzleri karışır, dili damağı kurur, harap olur. Hele bu aşk alevi, halifemizin eşsiz kız kardeşine karşı duyulursa. Hiç güleceğim yoktu Ebu Fadıl. Sultanım, Ebu Fadıl kulunuzu alay etmeyin ne olur. Siz sultanımızı çılgın gibi severim. Halifemiz de evlenmemize müsaade ederler. Siz hakikaten aklınızı kaçırmışsınız Ebu Fadıl. Vezir olmanız size huzurumda böyle saçma sapan konuşma hakkını vermez. Evleneceğim adama gelince onu başkası değil, ben seçerim. Seçeceğim kimsenin de hiçbir zaman siz olmayacağına emin olabilirsiniz. Yaklaşınız Ebu Fadıl. Bu defa ne haberler getirdiniz? Halifemiz, Vezir-i Cafer Bermeki kulunu Kasr-ül Aşk'a bizzat götürdü sultanım. Acaba Cafer Bermeki, Şehzade Memun'u yetiştirmesinin mükafatını mı görecek? Abbasi devletini baştan başa kana bulamak dahi icap etse, oğlum Şehzade Emin'in haklarına kimse el uzatamaz. Meracil'in oğlu Şehzade Memun asla tahta geçemez. Düşmanlarımı günü geldiğinde birer birer ortadan kaldıracağım. Ben Seyyide Zübeyde Sultan, bütün bunları yapmaya kadirim. Sultanım, kılıcım sizin emrinizdedir, siz her şeye kadirsiniz. Ama içi yanık şu vezirinizi de hele bir düşünün. Abbase meselesinde sabırlı olmalısın Ebu Fadıl. Onun sana yar olmasını biz de isteriz. Şimdi bana Cellatbaşı Mesrur'u gönder. Kendisiyle mühim bir iş görüşmek isterim. Otur şuraya. Öyle değil, şehzade gibi otur. Abbasi İmparatorluğunda büyük iltifatlara nail olan talihli vezir, yaklaşınız.
Hint hükümdarının efendimize gönderdikleri zümrüt gerdanlığı görmenizi isterdim sultanım. Ne vakit geldi? Birkaç gün önce. Acep bu hediyeyi benden niye sakladınız abi? Maalesef zümrüt gerdanlığı Zübeyde'ye söz verdim Abbasi. Demek oluyor ki Zübeyde Sultan nazarınızda benden daha kıymetlidir. Eğer bahsi edilen gerdanlığı o kendini beğenmiş zevcenizin boynunda görürsem ne yaparım bilir misiniz? Ne yaparsın Abbasi? Bütün saray erkanının önünde boynundan koparır alırım. Ondan sonrasında artık siz düşünün. Aman korktum senden Abbasi. Bu şekilde oğlum Emin Şehzade'nin anasının rezil olmasını istemem. Ne yapalım? Zübeyde'nin gönlünü başka bir hediye ile alırız. Peki. Hint hükümdarının gerdanlığını sana verdim. Bana karşı öyle lütufkarsınız ki abici. Hadi, beni büyük bir zevkten mahrum ettiniz, devam edin. Sizi bekliyorum sultanım. Şah! Mat oldunuz sultanım. Müsaadenizle. Ebu Nevvas hakkında ne yazmış bilir misin? İhtiyar şair bozuntusu gene ne der benim için? Bana bir tavsiyede bulunur. Eğer sessizce ortadan kaldırmaya karar verdiğim bir düşmanım varsa seninle evlendirmeliymişim. Allah kahretsin bu Nevvas'ı! Yoksa beni evlendirmeyi mi düşünüyorsunuz? Belki de. Hele bunu bir deneyin, Muhammed aşkı için seçtiğiniz kocayı o gece zehirlerim. O halde zehiri tedarik etmeye bak. Çünkü yakında evleneceksin. Annemiz buna müsaade etmezler ki. Annemiz, Hayzuran Sultan'ın bile çok defalar bana söz geçiremediği görülmüştür Abbasi. Haşimilerin benden ne istediklerini bilir misiniz Yahya Bermeki? Esas itibariyle oğlum Cafer'in başını isterler efendimiz, fakat bunu açıkça söylemeye dilleri varmaz. Belki de bir gün bunu halifemize söyleyeceklerdir. Çünkü Abbasi Sultan'ın sarayında kalmam, evvela onların, sonra da halkımızın hoşuna gitmemiştir. Yahya Bermeki, bize bunca zaman hocalık ettiniz, bizi iyi bilirsiniz. Ne Haşimileri, ne de kıymetli annem Hayzuran Sultan'ı kızdırmak işime gelmez. Her iki tarafı memnun edecek bir çare bulduğumda, biraz çılgınlık gibi geldi bana. Ama düşündükçe pekala mümkün der. Abbasi Sultan'la Cafer'i evlendireceğim. Efendimizin sonu bir felaketle neticelenecek böyle bir birleşmede oğlumu mazur göreceklerini umarım. Dedikodulara bir son vermemiz lazım. Bu zahiri bir evlenme olacaktır. Vezirim itimat ve dostluğumu kazanmıştır ama azat edilmiş bir köle olduğu için Haşimi sülalesinden bir kıza elini süremezsin. Evlendikten sonra da ancak müsaadem olduğu zaman Abbasi'yi görebilirsin. Efendimiz, Abbasi Sultan'ın sevebileceği bir Haşimi ile bahtiyar olabilmesi mümkün ve hakkıdır zannederim. Bu ciheti siz düşünmeyin hocam. Cuma'ya öğle namazından evvel nikahınız kıyılacak. Hazırlanmanı isterim. Şimdi bizleri yalnız bırak. Adınızı bağışlayın, dualarımızdan eksik etmeyelim sizi. Adımı ne yapacaksın? Hayır duanızı almam yetmez mi? Allah sizden razı olsun hanımcığım. Ey ulu tanrım! O halde Zübeyde Sultanımızın bir düşündüğü vardır. Ben tahtı isterim. Ben de Abbasi'yi. O halde bir taşla iki kuş vuracağız Ebu Fadıl. Bunun için de Abbasi Sultan'ı kaçıracaksın. Saray dışında bulunması imkansız bir yere götürecek ve orada öldüreceksin. Sonra da suçluları buldurup astıracaksın. Biraz tehlikeli bir iş ama her zamanki gibi zekanızın kölesiyim Sultan. Hızır gibi yetiştiniz. Hüsniye, bir kese de oraya ver. Adınızı bağışlayın.
Adımı ne yapacaksın? Sadece sizleri de düşünen bir kadının. Razı olsun. Allah sizden razı olsun. İran elçileri geldi mi Cafer? Evet efendimiz. Altınlar Alhun sarayına gönderildi mi? Fakat efendimiz, onları perişan hale gelen Horasan halkına dağıtmayı, yakıp yıkılan şehri biraz olsun eski haline getirebilmek için sarf etmeyi münasip görmüştünüz. Horasan bana isyan etmekle zaten suçluydu. Bir müddet onları kaderleriyle baş başa bırakmak isterim. O zaman isyan etmemiş, sadece perişan hallerini duyurmak istemişlerdi. Ama şimdi onları aç sefil bırakırsak, isyan etmelerinden korkulur. Biz dileriz ki sevgili vezirimiz de bizim gibi düşünsün ve yapsın. Efendimiz, efendimiz! Halifemizin huzurlarında yapılan bu densizliğin sebebi nedir? Anlat Atiye! Merhametinize sığınırım efendimiz, merhametinize sığınırım! Abbasi Sultanımı atlılar kaçırmış! Nasıl olur? Kulaklarım yanlış mı işittiler? Yoksa artık dünyanın sonu mu gelmiştir? Koca Harun Reşid'in kız kardeşini kaçırmaya kim cesaret eder? Cevap ver bana! Mukadiye mahallesinde olmuş efendimiz. Başı taş üstünde bırakmayın! İcap ederse Bağdat'ı yakın, yıkın! Tez, Abbasi Sultan'ı bulasınız! Ferman halifemizindir. Efendimiz fakirhaneme şeref bahşettiler. Sultanımız nasıldırlar? Efendimiz tasalanmasın, verdiğim ilaç onu bir müddet daha uyutacaktır. Şimdi çekilebilirsin artık Mesrur. Efendimiz müşteri olsunlar, her türlü emniyet tedbiri alınmıştır. Gözüme giriyorsun Mesrur. Hem zeki hem kuvvetlisin. Takdir efendimizindir. Büyücü hatun, hünerlerin ve büyülerin senin olsun. Senden yalnız yüzümü değiştirmeni isterim. Bu işi öylesine yapmalısın ki ben bile kendimi tanımamalıyım. Ücreti mukabilinde yapılmayacak iş yoktur efendimiz. Sultanımızı kaçıranları gördün mü? Gördük efendimiz, gördük. Ne tarafa kaçırdılar, ne söyle? Bu tarafa doğru gittiler, bu tarafa doğru. Evet, bu tarafa koşa koşa.
Taşı taş üstünde bırakmayın! Yakın, yıkın emretmiştim! Hala kardeşimizden bir haber getirmezler Yahya Bermeki! Veziriniz Cafer Bermeki Bağdat'ı taramış, sultanın izine rastlamayınca El Attasiye gitmiş efendimiz. Ben söyleyesin, buralardan geçen atlılar gördün mü? Bu tarafa geçtiler, gördüm. Hey arabacı dur! Dur! İşte, Horasanlı tacirin oğlu bu değil miydi? Ta kendisi! Yakalayın şu köpek soylarını! Bırakın, bırakın beni! Yaptığım bunca iyiliğe karşılık yapacağınız bu muydu? Bırakın, bırakın diyorum beni, bırakın! Cafer Bermeki de eli kolu boş gelirlerse, Muhammed aşkı için söylerim ki, bizzat uçuracağım kellelerden çıkacak kanlar, Bağdat sokaklarından günlerce akacaktır. Efendimiz, efendimiz! Sana neler olmuştur? Kimler yaptı bunu? Anla da bahse. Biri Horasanlı tacir Ebu İsmail'in oğlu Süleyman olduğunu söyleyen bir Mecnun, diğer köpek de bir büyücü kadın. Tez yakalayın bu domuzları! Bilesin ki bizleri üzmüşsündür. Fakir mahallelerde tebdil kıyafetle para dağıtmakta ne olur? Affınıza sığınırım efendimiz. Sizleri üzdüğüm için kendimi affetmeyeceğim. Efendimiz, veziriniz Ebu Fadıl suçluları bulmuştur. Bize sual etmeden nasıl asarsın bu kâfirlere Ebu Fadıl? Bizi bağışlayın halifemiz. Onları elimize geçirdiğimizde büyük nefretimize mağlup olduk. Sanırım sultanımıza el uzatmak cüretini gösteren köpekler bunlardır. Kardeşimiz Abbase Sultan'la vezirimiz Cafer Bermeki arasında nikah kıyılmıştır. Şenlikler başlasın.
sahibemiz beni hayrete düşürürler. Bermeki sarayına gelmeye nasıl cesaret ederler? Düşünmezler mi ki bu yaptıkları halifemizin nezdinde suç sayılır? Müsterihonuz Cafer Bermeki, bu gelişimi bir biz bir de itimat buyurduğum cariyem Atiye'den başka kimse bilmez. Neden karşımda diz çöker vezirimiz? Aslında bizim size hürmetimiz gerekir. Kocamsınız. Kalkınız. Hanım sultanımız kıyılan nikahın zahiriliğini pekala bilirler. Bildiğim Bağdat imamının Allah'ın ve şahitlerin huzurunda nikahımızı kıydığıdır. Halifemiz bizleri nikah öncesinde şartlara bağlamışlardır. Kasrül aşka girmemiz, yüzünüzü görmemiz bizler için suçtur. Harun Reşit büyük haksızlık eder. Nikahımızı şartlara bağlarken bilmezler mi ki Cafer Bermeki'nin gönlünde Abbasi Sultan yatar. Yalvarırım devam etmeyiniz. Abbasi Sultan'ın gönlünde de Cafer Bermeki yatar. Kulaklarım yanlış mı işitir? Yoksa duyduklarım doğru mudur? Yemin ederim ki sevgilim, dünyadaki zevcelerin en iyisi ben olacağım. Beni bu gece bahtiyar kıldın. Seni ilk gördüğüm günden beri hayalin gönlümden gitmedi. Bilsen bir Haşimi olmadığım için nasıl Bermekiliğime lanet savurdum senelerce. O kadar mesudum ki artık ölsem de gam yemem. Ama halifenin merhameti yoktur. Bir araya geldiğimizi bir duyacak olursa. Korkma Cafer. Saadetimiz asla onun kulağına gitmeyecek. Bu mümkün mü Abbasi? İnsan böylesine sevince önünde aşılmaz dağlar bile olsa yolunu bulur geçer. Kim bilir bir daha seni ne zaman göreceğim. Ama hiçbir zaman kendini tehlikeye atmanı istemem. Bu böyle devam edemez. Bir çaresini bulmalıyız. Seni her arzu ettiğim zaman tehlikesizce görmeliyim. Bu hemen hemen imkansız. Dünyada mümkün olmayan hiçbir şey yoktur. En emini kasrül aşta buluşmak. Cariyeler ve kölelere görünmeden nasıl yanına çıkabilirim? Senin sarayından benim daireme gizli bir geçit yaptıracağım. Zeka ve cesaretinin hayranıyım Abbasi. Bu gizli geçidin bir de gizli odası olacak. Bir de gizli odası öyle mi? Çocuklarımızı nerede büyüteceğiz? Yoksa çocuğumuz mu oluyor Abbasi? Bizlerimi sabretmesini bilmelidirler. Abbasi'nin sarayı Kasrül Aşk'a bizlere sadık bir köle yerleştirmenizi emretmiştim. Emriniz yerine getirilmiştir sultanım. Sizi dinleriz. Abbasi Sultan nikahtan sonra birkaç defa Cafer Bermeki'yi ziyaret etmişler. Sonra da bu ziyaretlerin arkası kesilmiş. O halde başka bir yerde buluşuyorlar. Muhakkak, onu da yakında öğreneceğiz. Bu gizli aşk yakında günah meyvesini vereceğine göre... Gizli aşk nihayet beklenilen meyvasını vermişti. Çocuk büyük bir gizlilik içinde büyütülüyor, günler ayları kovalıyordu. Abbasi Sultan'la Cafer Bermeki en mesut anlarını yaşıyorlardı. Bütün uğraşmalara rağmen Zübeyde ve Fadıl, Abbasi ile Cafer Bermeki'nin nerede ve nasıl buluştuklarının sırrını bir türlü çözemiyorlardı. Zira gizli geçit sır vermiyordu. Köpek soyu, hala hiçbir şey bulamadın mı? Merhamet buyurun efendimiz. Gizli daireye hem saray içinden hem saray dışından gidiliyor sanırım. Ama çok aradımsa da bulamadım. Yalnız... Devam et. Duvarları dinlediğimde bir çocuk sesi gelir kulağıma. Demek ki gizli aşk meyvasını çoktan vermiş. Ya. Hadi git bundan sonra gözünü dört aç. Peki efendimiz. Seninle hayatımın sonuna kadar korkusuzca yaşamak isterim. Böyle kafese tıkılmış gibi değil. O kadar mesudum ki. Bu saadeti bize bahşettiği için elbette Allah'a şükrediyorum. Ama artık çocuğumuz 5 yaşında oldu. Bu 4 duvar arasında onu büyütmek kolay olmuyor. Düşmanlarımızın nasıl pusuda bekledikleri malum. Bana öyle gelir ki Bağdat'ın taşları, Dicle'nin suları bile bir kızımız olduğunu yakında haber alacaktır. Gel buraya.
Biraz evvel Zübeyde Sultan derler ki, yeni ve güzel bir şiirini okumak arzu edermişsin bizlere. Yeniliği doğrudur efendimiz, ama güzelliğini takdir haddimiz değildir. Hep Bermekilere hicvetmişsindir şiirlerinde. Bakalım bu defasında neler dersin? Dinleriz. Bir Bermeki vardır ki, ne sultan dinler ne ferman. Bir de biçare Haşimi, sanırım çocukları bastı 5 yaşına. Yeter! Merhamet ediniz efendimiz, merhamet ediniz! Bu kudurmuş köpek neler söyler bilir misiniz? Şairimiz hakkında yalvarırım, şiddet göstermeyiniz efendimiz! Anlat Zübeyde! İnanılmaz, korkunç bir şeydir bu efendimiz! Abbasi Sultan Kasrül Aşk'ta uzun zamandan beri Cafer Bermeki ile buluşurlar, günah işlerler. Rivayet edilir ki gizli duvarlar içinden çocuk sesleri gelir. Bunları sen mi söylersin Nevvas? Merhamet ediniz halifem. Bana söylediklerini ispat edesin. Edesin yoksa seni yağlı kazağa vurdurur, 40 katır kuyruğuna bağlatıp Bağdat sokaklarında sürürüm. Biz Kasrül Aşk'a gidiyoruz. Tahir bin Hüseyin'den beklediğim haber hala gelmedi. Başına bir hal gelmesinden korkarım. Yoksa halifenin haber aldığını mı kastedersin? Babacım! Babacım, ben size dargınım. Niye kızım? Annemi az görüyorum, ama sizi hiç göremiyorum. Haklısın kızım. Yanlarında Mesrur da var. Soğukkanlı olmalısın Abbasi, sakın korkunu belli etme. Cafer nerede? O Bermeki domuzunu hangi cehenneme sakladım? Efendimiz, kulaklarım aynı kanı taşıyan abimizden neler duyar? Gel, korkma. Anoş, Cafer Bermeki köpeğini nereye sakladın? Efendimiz, efendimiz, neler söylersiniz? Sizlere hangi melun bu hale koymuştur? Nikahımız kıyıldığından beri kocamın yüzünü görmedim. Hep sizden bu ihsanı beklemişimdir. Baruş köpek soyu, işte yüz yüzesin şimdi! Suçumu bağışlayın sultanım, hayatım sizin elinizde, suçumu bağışlayın! Bana anlattıkların doğru değil miydi? Abbase Sultan burada Cafer Bermeki ile bir araya geliyor muydu? Konuş be adam, yoksa... Kızmayın bana efendimiz, hepsi iftiraydı bunların. Bu asla esası olmayan şeyler hep bana öğrettiler. Niçin öldürdün, ferman verdim mi sana be herif? Affedin halifemiz, elinizi kaldırdığınız fermanınızdır sandım. Babacım, anneme neden bağırıyorlardı? Anlaşıldı, demek saray duvarları içinde korkunç iftiralar kol gezer. Biz kardeşimizin sevgi ve sadakatlerini biliriz. Bu rezil günü unutmanı dilerim Abbasi. Unutmaya çalışacağım efendimiz. Kaldırın bu köpeğin leşini! Korktum ki Cafer, az daha bir felakete uğruyorduk. Zannederim bu oyun Zübeyde Sultan'ın işidir. Mümkündür. Fakat nasıl haber aldılar?
Mümkün ola ki kasrül aşkta satılmış bir cariye veyahut bir köle buluna. Sultanım, son zamanlarda saraya yeni bir köle gelmiştir. Tez bu köleyi bulup bana getiresin Atiye. Emredersiniz sultanım. Sevgili ve kudretli abim, bazı kendini bilmezler bizlerin arasına girmek isterler. Abbase kulumuza yok yere iftira ederler. Acep Zübeyde Sultan'ın bu satılmış adamı kasrül aşkın duvarları içinde ne arar? Kusur ettimse beni bağışlayın efendimiz. Gidebilirsin. Kimseden değil ama bazen senden korkarım Abbase. Zira en az benim kadar zeki, cesur ve marifetlisindir. Yüzlerinizi açabilirsiniz efendiler. Oturabilirsiniz. Vezirimizi görmek dilerim. Sultanımızdan haberim var. Buyurun. Biliriz ki Horasan'da Türk boyları yer yer kaynaşırlar. Fikrimce birleşmenin ve Bağdat üstüne yürüyerek Harun Reşid'in istibdadına son vermenin zamanıdır. Efendiler, tahtın esas sahibi Şehzade Memun'dur. Sultanın vezirimizi görmek dilerler. Peki Atiye, geleceğim. Ben Yezid bin Muhlat. Emrim altındaki askerlerimle sizden buyruk bekleriz efendimiz. Ben Harsama bin Ayan. Askerlerimle birlikte kanımızın son damlasına kadar uğrunuzda savaşmaya hazırız efendimiz. Taht Şehzade Memun'undur. Kuvvetlerinizi Deylem'de bir araya getiriniz. Hazırlıklarınız bitmeden biz de geleceğiz. Mekke hakkında ne biliyorsan söyle. Hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyorum efendimiz. Konuş budala! Yaşamak istiyorsan bildiklerini söyle. Dağla mesrur! Merhamet edin sultanım! Merhamet edin! Sana emrederim, konuş! İtiraf edecek misin? Yoksa bütün vücudunu dağıttıracak? Söyle kız! Evet! Tez efendimize haber götüresin. Bu itirafa bizzat şahit olmasını isterim. Emredersiniz sultanım. Hmm.
gözlerinde bir korku sezerim. Abim seni kıskanıyor. Gözlerinde ölüm hükmünü okudum. Ne olur kızımızı alıp buradan kaçalım. Yalvarırım bu defa beni dinle. Çaresizliğe kapılmayalım sevgilim. Aman yarabbi, hala başımızda dolaşan felaketi hissetmiyor musun? Türk boyları harekete geçti Abbasem. Bu ne demektir bilir misin? Yakında bütün kuvvet elimize geçecek. Geçtiğinde de Harun Reşid'in istibdadına son vererek tahta şehzade memunu geçireceğiz. Belki tahta memun şehzade geçecek ama biz o günleri göremeyeceğiz diye korkuyorum. Bana güvenenleri yüzüstü bırakıp kaçamam. Ne olur beni anla sevgilim. Söyle köpek! Abbase Sultan'la Cafer Bermeki bir araya geliyorlar. Söyle sen! Söyle! Evet efendimiz, geliyorlar. Ya Rabbi, suçumu affet. Çocukları var mı? Cevap ver. Çocuklar oldu mu? Evet efendimiz. Kasrülaş'ta nerede yaşarlar? Sarayın doğu kesiminde bir dehliz yaptırdı. Başka? Diğer dehlizde, bahçedeki balık heykelinin arkasından başlar. Merhamet edin efendimiz! Abbasi Sultanıma ve yavrusuna merhamet edin! Bir bermeki kölenin sadakati bu kadardır efendimiz. Ama ateşle barutu siz yan yana getirdiniz. Haklısın. Bu felaketi kulaklarımla işittim, şimdi de gözlerimle görmek istiyorum. Allah şahidim olsun ki bütün bunları kanla temizleyeceğim. Kendim için değil ama senin için, kızımız için yaşamam lazım Abbasi. Fakat daha evvel beni Horasan seferine göndermesi için halifeyi ikna çalışacağım. Onun ne kadar merhametsiz olduğunu bilemezsin. Yalvarırım beni dinle, kaçalım buralardan Cafer. Bundan böyle ne korkmak ne de kaçmak niyetindeyim. Horasan'da emrimi bekleyen binlerce asker var. Bağdat halkının ve askerlerimizin vezirimizi pek sevip saydıklarını görürüz. Bundan gurur duyarsın herhalde. Biz ancak Halife-i Müslim'in iltifatlarına mazhar olduğumuzda gurur duyarız efendimiz. Cevabın hoşuma gider Cafer Bermeki. Şimdi dinleyesin beni. Horasan'a bir sefer yapmaya karar verdim. Askerin başına da seni ve Şehzade Memun'u geçirdim. Bir daha o civarda ses seda çıkmasını istemiyorum. Bu gece bir şenlik tertipledim. Horasan seferinin şerefine. Bu bizim için büyük bir lütuftur efendimiz. Cuma gün ağrırken yola çıkacağına göre Cafer Bermeki'yi huzurdan hoş görürüz. Emir halifemizindir. Mesrur, bu gece sana hayatının en mühim vazifesi düşer. Bunu da başaracağına eminim. Anladın değil mi? Ferman efendimizin. Atiye cariyem nerede? Halifemiz Atiye'yi emirlerine aldılar sultanım. Beni de emirlerinize verdiler. Peki, beni yalnız bırak. Ben seni çağırmadan neden geldin? Dadın nerede? Ben o penceresiz odada sıkılıyorum anneciğim. Çabuk git içeri. Cuma sabahı Horasan'a askerin başına hareket ediyorum. Sevinmiş görünmezsin bu habere. Kızımızın haline üzülürüm. Hem bilir misin Atiye birden ortadan kayboldu. Halife yerine başka bir cariye yollamış. Ne dersin, bana garip gelir. Bana da.
Sarayda bir şeyler dönüyor Abbasi. İnşallah sonu iyi olur. Cafer, sevgilim, galiba bütün bunlar hayır alamet değil. Şerefime verilen bu geceki şenlikten bir istifade kızımı kaçıracağız. Hadi Hamdan, Abdülmelik sizi nehirdeki yelkenli de bekler. Yakacağın ateşi görünce sahile yanaşacaktır. Semra sana amanet, aman dikkat edesin kızıma. Bana itimat buyurunuz efendimiz, sağ salim Horasan'a varacağız. Sana gelince... Günah armadan askerlerin içine karışır, benimle birlikte Horasan'a gelirsin. Çok tedbirli olmalısın. Her şey bitti sayılır efendimiz. Ama en kısa zamanda tekrar Horasan'dan döneceğiz. Buna emin ol Ebu Fadıl. Sevgili kocanı çok mu merak edersin güzelim? Nadi müsterri ol. Cafer ve kızın Semra işte geliyorlar. Örtüyü açmaz, bakmaz mısın? Bakalım hediyelerimi beğenecek misin? Aç Mesrur! ...Bir defa öldürmek iktidarımda olsaydı... ...Cafer Bermeki domuzunu ve kızının başlarını tekrar vurdururdum. Sanırım muhterem zevcim artık sözlerime itimat buyururlar. Elbette Zübeyde'm. Yarın Ebu Fadıl'ı büyük vezirim ilan edeceğim. Hadi ne duruyorsun Harun Reşit? Tez cellat başına emret de gelsin, işimi bitirsin. Senin hayatını bağışladım Abbasi. Bağışlamak mı? Beni öldürme işinin tek sebebi Bağdat'ta kardeş katili olarak tanınmamak için değil mi? Eğer beni öldürmezsen Harun Reşit... ...yemin ederim ki seni ben öldüreceğim. İntikamım korkunç olacaktır, bilesin. Mahrum, mahrum. İtiraf ederim ki sahibimizin hareketlerinden bir şey anlayamıyorum. Seni Karun gibi zengin etmeye karar verdim Mesrur. Ben denizi zengin etmeye mi sultanım? Evet. Ömrüm boyunca cellat başılık edecek değilsin ya. Demek Harun Reşit'in cellat başları da korkmasını biliyorlar.
İtiraf ederim ki sultanım korkuyor. Mesrur, bana iyi hizmet edersen bütün bu hazineler senin olacaktır. Bu servetin karşısında hükümdarlar bile diz çöker. Emredin sultan, sizin için yapmayacağım şey yoktur. Hatta hayatım bile sizindir. Hayatın senin olsun Mesrur. Ben sadece Haşimilerin kellelerini isterim senden. Halifemizin de mi? En başta onun. Benim en sadık adamlarım dışarıda beklerler. Ben olmadan buradan çıkamazsın. Cellatbaşı, zinhar ihanet etmeye kalkmayasın. Şayet o pis kelleni hala seviyorsan. Halifeye yahut da Zübeyde'ye söylersen, eline en fazlasından 10 kese altın geçer. Halbuki ben sana bu muhteşem hazinenin hepsini vereceğim. Size ihanetim imkansızdır sultanım. Fakat intikamınızın dehşeti karşısında korkarım. Bu kaselerin içinde vaktiyle Cafer'in Horasan'dan getirdiği zehirler var cellatbaşı. İnsanın vücuduna değince kanını donduruyor. İşine çok yarayacak bu zehirler. Cevap ver bana. Son defa sorarım sana. Bana itaat edecek misin? Ferman sultanımızındır. Şehrin kenar mahallelerinde bir rakkase raks eder, namı ün yapmıştır. Bilir misin? Bilirim sahibem. Dediğiniz rakkase Ümmü Gülsüm'dür. Ümmü Gülsüm'ü ve rakslarını öyle methedersin ki halife tebdili kıyafet edip saraydan çıksın ve onu görmeye gitsin. Ne demek istediğimi herhalde anladın Mesrur. Sultanımızın kuvveti ve zekası karşısında boynum kıldan incedir. Şimdi gidebilirsin Mesrur. Yüzü peçeli, vücudu üryan bu güzeli bana kaç defadır methedersin Mesrur. Bir de esrarlı hava verirsin. Yok ona kimsel süremezmiş. Yok raks ederken elleri palalarında adamları raks ettiği yerin etrafını sararlarmış. Maksadın ne Mesrur? Efendimiz, maksadım eğer efendimiz emir buyururlarsa bu namı meşhur rakkasiyi saraya getirmektir. Saray da olmaz Mesrur. Tebdili kıyafet ederek onu kendi çöplüğünde görelim. Böyleleri dağ çiçekleri gibidirler. Koparılmaya gelmezler, hemen solarlar. Emir halifemizindir. Müşteriler doldu, seni bekliyorlar Ümmü Gülsüm. Ne diyorum? Kim bu kız? Fevkalade, güzel. Arkadaşın da rakkase mi? Hayır. Yazık. Gül başımdan, kendine başka bir yer bul. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sabrımız tükendi. Merak etmeyin, üstünü değiştiriyor, şimdi gelecek.
dinle! Alçaklar! Hainler! Köpekler! Bunu bana nasıl yaparsınız? Saltanatıma göz dikenmeli olur! Hepimizin çetesini bizzat ben çıkacağım! Nankörler! Hainler sizi! Abbase, burası neresidir? Muhafızların neredeler? Muhafızların çok uzakta Harun Reşit. Burası Kasrül Aşk Zindanı. Seni burada ne gören olur, ne de duyan. Yemin ederim ki sevgilim, dünyadaki zevcelerin en iyisi ben olacağım. Beni bahtiyar kıldın bilesin. O kadar mesutum ki, ah ölsem de gam yemedim. Anneciğim, sizi o kadar özlüyorum. Öleceksin Harun Reşit, öleceksin! Buna cesaret edemezsin Abbase. En az benim kadar zeki, benim kadar cesursun ama buna cesaret edemezsin Abbase. Sana beni öldür yoksa intikamın korkunç olacaktır demiştin. Ben de senin kadar sözümde dururum. Beni kime öldürteceksin, Mesrur'a mı? Evet. Cafer'i ve kızımı öldürdüğün aynı cellat başına. Her zamanki vazifesini yapacak o. Bu kırbacı tanırsın. Vezirin Cafer'indir. Bu kırbaç da seni öldürmeye gelen öz baban adamlarından kurtarmıştı. Köpek! Bana ihanet mi edersin? Sultanımızın bana bahşettikleri hazineyi görseydiniz, böyle söylemezdiniz efendimiz. Bu hazineyi sen çok arattın ama bulamadın. Görüyorsun ya, seni ben değil, Cafer Bermeki öldürüyor. Başla Mesrur! Mesrur! Dokunma bana! Sakin olun efendimiz! Azrail ile benim aramda pek fark yoktur. Ben de insanlara ölüm dağıtıyorum. Ölüm efendimiz! Ölüm! Vazifeni yaptım. Ben de sana karşı işte sözümde duruyorum. Hepsi senindir bu hazinenin. Beni ihya buyurdunuz sultanım. Yavaş yavaş büyük acılar içinde öleceksin Harun Reşit. Sen öldüğünde ben Horasan yolunda olacağım. Çocukken yalnız kalmaktan korkardın Harun Reşit. Kusura bakma, seni ölürken yalnız bırakıyorum. Bunlar benim artık! Karun gibi zengin oldum! Zengin oldum! Zengin oldum! İkisinin de leşini biraz sonra ortadan kaldırırsınız. Baş üstüne sultanım. Hazineye sakın el sürülmesin, hepsi zehirlidir. Gece yarısı yola çıkacağız Abdülmelik. Hazineyi olduğu gibi Şehzade Memun'a götüreceğiz. Eminim ihtiyacı olacaktır. Emir sultanımındır.
Aman ya Rabbi, beni de zehirledi. Şehzade Memun, Horasanlı Türk beylerinin kuvvetleri başında olduğu halde, uzun ve yorucu bir yürüyüşten sonra çölü geçerek Bağdat şehrine yaklaşıyordu. Askerleri yorgun ve susuzdu. Demek Şehzade Memun Horasan'da askerleriyle Bağdat üzerine yürür. Abbas'e de muhakkak onlara iltihak edecektir. Şehrin kapılarını kapattırın. Memun'a karşı savaşa çıkacak ordunun başına kumandan olarak siz geçeceksiniz Ebu Fadıl. Şehzade Memun'u sizden diri isterim. Zira bir bakıma o da benim evladım sayılır. Ömrünce zindanda çürümesini kafi ceza görürüz. Bir vaadiniz vardı. Ya Abbas'e Sultan? Unutmuş değiliz. Cenk'ten sonra Abbas'e sizin olacaktır. Emriniz başım üstündedir Sultan. Vezir Ebu Fadıl'ın büyük kuvvetleri kısa bir yürüyüşten sonra Bağdat dışındaki çöle varıyordu. Askerleri dinçti fakat isteksizdi. Ebu Fadıl hiç vakit kaybetmeden hücuma geçti. Şehzade Memun'un yorgun askerlerini perişan edeceğinden emindi. Kazanız mübarek olsun sultanım. Vezirimiz Ebu Fadıl'dan iyi haberlerle geldi. Anlatınız. Şehzade Memun ile askerleri bozgun halindedirler. Harp sahasında kan gövdeyi götürür. Düşman sarılmıştır. Sabaha hepsi teker teker kılıçtan geçirilecektir. Büyük kumandan Ebu Fadıl'a takdir ve tebriklerimi bildiriniz. Emir sultanımızındır. Artık halifelik yollarını ve Bağdat kapılarını göremeyeceğiz galiba efendiler.
Babamızın askerleri bizi sarmış, gün doğuşunu beklerler. Ama ümitlerimizi kaybetmeyelim. Sabah olacak savaşta Allahu Teala yardımcımızdır. Şehzadem, çok şehit verdik. Durumumuz kötüdür. Bir mucize kurtarır bizi ancak derim. Abdülmelik yaklaş. Buyurun sultanım. Beş kişiyle nöbetçilerin üstüne yürü. Emredin. Açılacak yedikten biz içeri sızacağız. Halacığım, şükürler olsun sizi gördüğümüze. Bağdat'tan ne haberleriniz vardır? Harun Reşit ve Cellat Paşa'nın canları cehennemdedir. Nasıl gelebildiniz? Daha evvel gelecektim ama Zübeyde haini şehir kapılarını kapattı. Beni hane hane Bağdat'ta arattı. Saklanmak mecburiyetinde kaldım. Görürüm ki düşman sarmıştır sizi. Ne yapmayı düşünürsünüz? Halacığım, asker çok kırıldı. Kalanlarsa yorgun ve isteksiz. Fadıl'ın askerleri bizden çok fazla sultanım. Savaş için sabah mı beklersiniz? Ne yaparsınız sizler? Zübeyde Bağdat'ta cülus merasimi hazırlar, oğlunu tahta geçirir. Bütün bunlara baş mı eğersiniz? Ne yapabiliriz ki sultanım? Beraberimde bir hazine getirdim, hepsi zehirlidir. Fadıl askerlerinin paraya düşkünlüğü malumunuzdur. Ellerine geçecek zümrüt, yakut, inci ile altınlar muhakkak bir karışıklık çıkaracaktır askerleri arasında. Fevkalade bir fikir sultan. Bu sırada biz gizlice düşman hatlarına sokulup ani bir gece hücumu yapacağız. Bir mucize beklerdik, meğer sizmişsiniz sultanım. Tahir bin Hüseyin, askerlerine tez emir veresin. Ferman efendimizindir. Dirayetli kumandanlarımın harpteki cesaretleri beni memnun etmiştir. Bağdat'ta halifemiz Emin'le Valide Sultan Zübeyde bizden bu densizlerin kellelerini isterler. Rahmetli Harun Reşit'in öcünü hep birlikte almaya yemin ederiz. Yemin ederiz. Yapmayın, biz size iltica ettik! Yapmayın! Keselere bakın! İçinde altın ve mücevher dolu! Abbase Sultan'ın hazinesini soyduk, size iltica ettik! Paylaşalım! Hakkımı isterim! Ben merak etmeyin, vereceğim payını!
Cafer'in katillerinden biri daha cehennemi boyladı. Yarın halife oluyorsun. Doğru yürü, doğru. Olmadı, başını dik tut. Herkese tepeden bak. Sultanımız, felaket sultanımız. Büyük felaket. Vezirimiz Ebu Fadıl öldürülmüş. Ne? Şehzade Memun ve askerleri Bağdat kapılarından giriyorlar. Canımızı kurtarınız sultanımız. Gel benden. Karşılaşacağımızı zannetmiyordun değil mi? Merhamet Abbas'e! Kime? Sen acıdın mı ki ben acıyım? Istırap beni bitirdi, ben kara talime alıştım. Bu günleri yalnız içimdeki intikam hissiyle yaşadım. Anlıyor musun Zübeyde? Yalvarırım, hayatımızı bağışla, bize merhamet et! Beni iyi dinle Zübeyde. Seni Zimpala zindanına gönderiyorum. Yosunlu taşlardan yapılmış küf kokulu bir yere. Tıpkı senin kötü ruhun gibi. Ömrün boyunca orada yaşayacaksın. Oğlun Emin'in de başı derhal kesilecek. Her geçen gün evlat acısını içinde duyacak, kahrolacaksın. Tıpkı benim gibi. Evlat acısı çektin bilirsin. Yalvarırım oğlumun hayatını bağışla. Onun suçu ne ki? Her kötülüğü ben yapmadım mı? Doğru. Her kötülüğü sen yaptın. Bu aptalın bir günahı olamaz. Oğlunun başını bağışladım. İkisini de tez Zimpala Kalesi'ne hapsedin. Ermağan sultanımızındır. Mahrum.